ilgili başsavcılığımıza bağlı denetimimizi destek. Şimdiye kadar çok güzel projelere, çok güzel işlere imza attı. Bundan da tabii İçişleri Kaymakamı olarak çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bundan dolayı Sayın Başsavcımız şahsında tüm emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. 2014 yılında da bu imzaladığımız projeyle Nazilli Kaymakamlığı olarak kaymakamlığımıza bağlı bütün birimler ileride yapılacak olan bu projelere destek olmak amacıyla Başsavcımızla bir protokolü imzaladık. İnşallah güzel işleri hep beraber yapacağız. Şimdiden yapılacak hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum bütün arkadaşlara. Ben Sayın Başsavcım. Bir kamu kurumu olarak hepimiz kurumlar arası işbirliğini destekliyoruz. Bu noktada da Kaymakam Bey bizleri işbirliği noktasında da hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bugün imzalamış olduğumuz protokol ile mahkemelerden hükümler hakkında kamu kurumlarında çalıştırma cezasına yönelik olarak verilen denetimli serbestlik yükümlülüklerinin ilçemiz sınırlar içerisinde daha kolay uygulanması ve kurumlar arasında bu görevin dağılımı noktasında yapmış olduğumuz denetimli serbestlik müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz çalışmalara bize kolaylık sağlamaktadır. Bu yapmış olduğumuz protokol. Tabii burada asıl olan denetimli serbestlik müdürlüğümüze gelen yükümlülerimizin daha organize bir şekilde, daha düzgün, daha verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacaktır bu protokol. İnşallah bundan sonraki süreçte de kurumlar arası işbirliğine biz çok önem veriyoruz. Özellikle denetimli serbestlik müdürlüğümüzün görevler arasında bakanlığımız buna çok büyük önem vermektedir. Zaten son 100 yılın bundan sonraki de sürecin en büyük infaz rejimi olan denetimli serbestlik artık günümüzün vazgeçilmez bir rejim sistemidir. Yani infaz hukuku alanında tüm dünyada yüzyıllar öncesinde uygulanan bir sistemdir. Bizde yaklaşık 10 yıla yakındır uygulanıyor ama yavaş yavaş biz de Avrupa ve dünya standartlarını yakalamaya çalışıyoruz. Nasıl yakalamaya çalışıyoruz? Biz işte burada örnek olduk. Dedik ki bakanlığımız, genel müdürümüz de geldi. Bakanlığımız denetim elemanları geldiler. Türkiye'de bu bir modeldir dediler. Bu bir örnektir dediler. Nasıl örnektir? Komplekstir. Yani yükümlü geldiği zaman hem buradaki psikososyal eğitimlerini alacak, hem orada aynı zamanda bir kursa katılacak ve meslek edinecek ve bu şekilde topluma kazandıracağız. Yani artık dünyada cezaevinde dört duvar arasında insanları tutarak cezanın infaz edilme sisteminden vazgeçilmeye çalışılıyor. İşte bunun en iyi uygulanabilir örneği de denetimli serbestlik yükümlülükleridir. Bugün imzalamış olduğumuz, Kaymakam Bey'le birlikte imzalamış olduğumuz protokol ile işte denetimli serbestlik için gelen yükümlülerin kamu kurumlarında, temizlik işlerinde veya diğer görevlendirileceği alanlarda ücretsiz olarak gönüllülük esasına dayalı. Tabii bunun altını çiziyorum. Burada kesinlikle bir zorlama, bir cebir yoktur. Tamamen gönüllülük esasına göre, kendilerinin isteğine göre kamu kurumunda ya temizlik işlerinde veya diğer verilecek olan işlerde çalışmalarıdır. Bu da zaten mesai saatleri içerisinde olacaktır. Yani yükümlü dört duvar arasından çıkmıştır artık, hem halkın arasında kalacak hem de cezasını infaz edecek. Yani bu şekilde ıslah yöntemi benimsenmekte dünyada. Biz de bunun bir gereği olarak Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı ve denetimli bünyemize bağlı denetimli serbestlik müdürlüğümüzce bunu yürütüyoruz, infazını yapıyoruz bu kişilerin. İnşallah Nazilli'de bu şekilde güzel hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz. Nazilli Denetim Serbestlik Müdürlüğümüz nezdinde de ihlaller veya suç işleme doğrultusunda ceza infaz kurumuna gönderilenlerin sayısı %10 olarak karşımıza geliyor. Yani %90'lık bir başarı var. Evet. Her 10 kişiden 9 kişi denetim serbestlikten olumlu anlamda faydalanmış ve cezasını infaz etmiş, tekrar dönmemiş 10 evet. kişiden 9 kişi. Tabii, toplum içerisinde kurallara uyma güdüsünü kanıtlamıştır, sorumluluk almıştır. Yine bu imzalamış olduğumuz işbirliği protokolünde de kişilere sorumluluk bilinci verilmektedir. Aynı zamanda bu kişiler kamu kurumlarında yerleştirildiklerinde
kendilerine bir gözetmen verilmektedir ve bu gözetmenlerin rol model almaları istenmektedir, önemsenmektedir. Çünkü bu kişiler de sorunlarla karşılaştıklarında bu sorunların üstesinden gelirken kurallar dahilinde gelmeyi nasıl öğrenecekler? En iyi rol model önlerindeki kişiyle öğrenecekler. Biz bunu amaçlıyoruz. Aynı zamanda bir işlemiş olduğu suçun bedelini de o kurumda çalışarak ödemesi amaçlanmıştır. 2013 yılında kamu kurumlarında kaç denetimli serbestlik yani artık mahkum? 250 civarında, yaklaşık 250 kişi kamu kurumlarında çalıştırdı. Bu sadece Nazilli bölgesi değil, Nazilli Adalet Komisyonu'nun bağlı olduğu bölgelerde. Yani Mahiye'de bulunduğum. 7 tane ilçe var. Onların toplamında 250 yükümlüye kamu kurumlarında çalıştırılmıştır. Halen de şu an 50 kişi aktif olarak çalıştırmakta.